Fenerbahçe'de Türkiye konusu geçti mi? Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi sordum. O zaman Obradoviç aslında cevap vermedi. Kalktı, üzerindeki ceketi çıkardı. Ceketi çıkardı da astarına bir baktık. Demişler ki Obradoviç'e, sen nasılsa 3 oyuncun cezalı, 2 maç yenil. Sonra en iyi oyuncuların takıma döndükten sonra nasılsa Real'i yenersin. Peki ne cevap verdin diye sordum. O akşam Balkan türkülerini dinlerken o kadar mutluydu ki sanki 2 gün sonra çok büyük bir maça çıkmayacak kadar her şeyi unutmuştu. Ve bana diyor, bu türküler diyor ruhunu içiyor insanın. Duşu tipi o ve pesme ruhunu içiyor. Hocam yeniden merhaba. Merhaba. Bugün neler konuşuyoruz hocam? Bugün böbrek hastalıklarını konuşuyoruz. Yani kronik böbrek yetmezliğini konuşuyoruz. Kronik böbrek yetmezliği adı üzerinde kronik ilerleyici bir hastalıktır ve çoğu zaman diyalize kadar, hatta böbrek nakline kadar ilerleyebilir. Çünkü dünyada çok kronik böbrek hastası vardır. Yani Amerika'da 37 milyon kişinin böbrek hastası olduğu biliniyor. Dünyada 700 milyon böbrek hastalığı olan hasta vardır. Türkiye'de de kronik böbrek hastalığı çok yaygındır. 62 bin kişi diyalize giriyor sadece bizim ülkemizde. 22 bin kişi böbrek nakli için sırada bekliyor. Şimdiye kadar 46 binin üzerine böbrek nakli yapılmıştır. Onun için bu hastalığa konuşmak bence çok önemli. Sizin çalıştığınız hastanede böbrek nakli yapılıyor mu hocam? Evet, benim hastanemde böbrek nakli yapılıyor. İster yurt içi hastalara, ister yurt dışından kendi donoruyla gelen hastalara böbrek nakli yapıyoruz. Daha yakınlarda Makedonya'dan gelen Türk asıllı 25 yaşında genç bir bayan hastaya nakil yaptık. Bir de Sırbistan'dan iki erkek hasta vardı. Biri 50 yaşında, biri 60 yaşında. İkisine de böbrek nakli yaptık. Sırbistan'dan gelen bu iki hasta için Obradoviç beni aramıştı. Onlarla ilgilenmemi istemişti. Obradoviç'le hala görüşüyor musunuz? Tabii ki görüşüyoruz. En son Nisan ayında görüşmüştüm. Hani Nisan ayında Belgrad'a gittim. Partizan ve Real maçı vardı. Final Four'a kalmak için Partizan Real ile eşleşmişti. Ve 2-0 öndeyken son saniyelerde çıkan kavga neticesinde Partizan'ın bir oyuncusu iki maç, iki oyuncusu da birer maç ceza yemişti. Hani Kevin Panther iki maç ceza yedi. Ben o üçüncü maça gittim Belgrad'da. Çok güzel bir maç oldu. Ama maçtan önce, iki gece önce birlikte yemekteydik. Obradoviç'in ailesiyle, benim ailem birlikte yemeğe katılmıştık. Hocam neler konuştunuz bu görüşmede? Hiç Fenerbahçe'de Türkiye konusu geçti mi? Obradoviç'in hala içinde Fener var. Tabii ki Partizan'ı konuştuk. Bu üçüncü maçı konuştuk. Çünkü bu onun için çok önemli bir maçtı. Düşük bir bütçeyle oluşturduğu takımla Real'i eleyip Final Four'a kalacaktı. Ama ben arada Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi sordum. O zaman Obradoviç aslında cevap vermedi. Kalktı, üzerindeki ceketi çıkardı. Ceketi çıkardı da astarına bir baktık. Astarında sağ tarafta Fenerbahçe logosu, sol tarafta Final Four kupası. Böyle bir ceketle bizim için özel o akşam yemeğe gelmişti. İşte ben burada taşıyorum dedi Türkiye'yi ve Fener'i. Ondan sonra ceketi bana giydirdi. Sonra birlikte fotoğraf çektik. Hiçbir zaman unutamayacağım diyor Türkiye'de geçirdiğim o dönemi. O akşam çok eğlenceli bir akşam oldu. Hani ben Obradoviç'in böyle bilinmeyen taraflarını da paylaşayım. Bir ara bana çok önemli bir şey anlattı. Demişler ki Obradoviç'e, sen nasılsa 3 oyuncun cezalı, 2 maç yenil. Sonra en iyi oyuncuların takıma döndükten sonra nasılsa Real'i yenersin. Peki ne cevap verdin diye sordum. Ha, ben nasıl kaybedilir bilmiyorum ki dedi. Hani ben kaybetmeyi bilmiyorum. Ha, biri beni yenebilir, kazanabilir. Ama ben bilerek kaybetmeyi bilmiyorum. Ben o kadar konsantre oluyorum ki maçlara, bunu kaybedemem. Hatta bazen bir sonraki maçı bile rüyamda görüyorum dedi. Hani çok manalı bir cevap vermişti. Obradoviç'in böyle bilinmeyen tarafları da var. Mesela Balkan türkülerini çok seviyor. Hani ben hadi Sırpça olan türküleri, tamam da Makedonca olan bir sürü türküleri de çok iyi biliyor. Zaydi Zaydi Somse'den tut, Blagonio Molçemori Pojaranç'e kadar. Onları hepsini söyletti. O akşam çok güzel, hep birlikte eğlendik. O akşam Balkan türkülerini dinlerken o kadar mutluydu ki sanki 2 gün sonra çok büyük bir maça çıkmayacak kadar her şeyi unutmuştu. Ve bana diyor, bu türküler diyor ruhunu içiyor insanın. Duşu tipi o ve pesme ruhunu içiyor. Çok çok eğlenceli bir gece geçirmiştik. Peki biz tekrar böbrek yetmezliğine dönelim. Nedir peki bu böbrek yetmezliği? Nasıl anlaşılır tam olarak? Ya böbrek yetmezliği, hani sebebi ne olursa olsun, en az 3 ay süren böbrek akımında, böbrek filtrasyonunda, böbreğin süzmesinde anlamlı bir azalmanın olması. Bu anlamlı azalma 60 mililitre dakikanın altına düşmesi demek. Çünkü buna glomerüler filtrasyon diyoruz. Hani sağlıklı bir insan 125 mililitre dakikada süzüyor. Bu 60'a azaldığı zaman, yani
Yani böbrek fonksiyonunun yarısı kaybolduğu zaman böbrek yetmezliği başlıyor. Birkaç kriter var böbrek yetmezliği demek için. Dediğim gibi birinci kriter böbreğin süzme hızıydı. İkinci bir kriter albuminüridir. Yani böbreğin glomerüllerinden kaçan albumin miktarı. Hani bu genelde 10 miligramdır. 10 miligram ancak 30 ile 300 miligram günde kaçak oluyorsa bir hasar başlamıştır. 300'ün üzerine ciddi bir hasar başlamıştır demek. Bu hasar bazen 2000 miligrama kadar gidebilir. Yani düşünün yediklerinizin 2 gramı böbrekten geri gelmiyor, tutulmuyor ve atılıyor. Böbrek yetmezliğinde işte bu süzme hızını ölçtükten sonra, albumin miktarını ölçtükten sonra sıradan kan tahlilleri ve idrar tahlilleri yapıyoruz. Kan tahlillerinde işte üre artışı, kreatinin artışı, sodyum, potasyum artışı, albuminin azalması, hepsi bunlar böbreğin fonksiyonunda bir kayıp olduğunu gösteriyor. İdrar tahlili de en basit olan idrar tahlili bile kıymetlidir. Çünkü idrar tahlilinde işte eritrositler görüyoruz, granüler silindirler görüyoruz. İdrar tahlilindeki kaçan albuminin proteinini de görüyoruz ve bu şekilde böbrek yetmezliği tanısı konuluyor. Peki sebepleri nedir? Bunlar neden yaşanıyor? Ya böbrek çok enteresan bir organdır. Hani her iki böbrekte bizim birer milyon nefron dediğimiz ünite var. Çalışan üniteler, en küçük ünitesi. Fakat o nefronun içinde damarlar var, tübüller, kanalcıklar var, bir membran var. Hani ne olursa olsun sebep, eğer bu glomerüllerin membranını bozuyorsa, bu glomerülleri bozuyorsa ya da o tübülleri, kanalcıkları bozuyorsa böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Glomerülleri bozan en sık bilinen hastalık şeker hastalığıdır. Şeker hastalığı o glomerüller membranların geçirgenliğini arttığı için oradan gereken süzmeyi düzgün böbrek yapamaz hale gelir. Bir sürü romatizma hastalıklar yani bu lupuslar, romatoid artritler, hatta heroin, hepatit B, hepatit C hepsi glomerülleri bozarak böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Bir de tübülleri bozup da böbrek yetmezliği yapan hastalıklar vardır. Orada en çok ilaçlar, bazı ilaçlar çok önemlidir. Orada da romatizman hastalıklar tübülleri de bozabilir ama ilaçlar çok önemli bir sebep sayılmaktadır. Nasıl bir fark oluyor hocam? Yani normalden daha farklı mı hissediyorum? Nasıl gözüküyorlar? Ya böbrek yetmezliği olan bir hasta eğer o böbreklerde süzme fonksiyonu bozulduysa idrar yapamıyor. Hani idrar yapamamak çok önemli bir şey. Hani sağlıklı bir insanın genelde 1-1,5 litre kadar idrarı olur. Ve idrarla atılan bir sürü toksin var. Eğer hasta idrar yapamıyorsa ve bu toksinler vücutta kalıyorsa diğer sistemleri de bozmaktadır. Hani idrar yapamamak en önemli bir şey. İki, o idrar vücutta kalan sıvının yaygın bir ödeme sebep oluyor. Hani karın içinde su birikiyor, bacaklarda su birikiyor. Bu birikmiş olan su ta kalbe, akciğere kadar gidip nefes darlığı yapıyor. Ve bir sürü atılması gereken maddeler atılamadığı için kanda fazla birikiyor. Ve bunlar sistemik bir zarara sebep oluyor. Hocam peki tek böbrekle yaşamak mümkün mü? Çünkü biliyorsun bir komedi de var. Gerekirse böbreğimi satarım diye. Hani bu kadar önemsiz mi bu? Tek böbrekle yaşamak mümkündür. Zaten demiştik böbrek yetmezliği gelişmesi için böbrek fonksiyonlarının yarısından fazlasına kaybı olması lazım. Yarısından fazlası çalışmadığı zaman böbrek yetmezliği gelişiyor. Tek böbrekle mesela işte tek böbreğinde böbrek kanseri olan hastanın böbreğini alıyoruz. Bir ömür diğer böbreğiyle yaşayabiliyor. Ama benim Ercüment hocam vardı. Meşhur Ercüment hocam Çapa'dan. Hiçbir zaman böbreği satmamak lazım. Böbreği vermemek lazım. Diyordu ki kaldık mı tek topal böbreğe? Ne malum? Malum ki öbürü topal değil de sen sağlıklısını verdin. Onun için kimse böbreğini satmasın. Tedavi anlamında neler yapılır hocam? Tedavide böbrek ilacı diye bir ilaç yok aslında. Hani böbreğe zarar veren hastalığı tedavi ederek böbreğin üzerindeki yükü almak lazım. Hani bu şeker hastalığı ise şekeri düzenlememiz lazım. Tansiyon hastası ise tansiyonunu düşürmemiz lazım. Bunu tedavi ettikten sonra böbrek kendiliğinden iyileşiyor. Sadece risk faktörü ve hastalık devam ettiği zaman bu hastalar genelde hemodiyalize kadar gidiyor. Ve benim o bahsettiğim 3 hastada olduğu gibi böbrek nakline kadar gidiyor. Böbrek çok önemli bir organ. Obrador için size emanet ettiği iki hastayla alakalı ne oldu? Nasıl gelişme yaşandı orada? Bu son zamanlarda bizim hastaneye gelen bu 3 hastadan 25 yaşında olan Makedonyalı bayan hastaya böbrek nakli başarılı bir şekilde yaptık. 50 yaşında olan erkek hastaya da başarılı bir böbrek transplantasyonu oldu. Sadece üçüncüsü bu 60 yaşında olan erkek hastada böbrek transplantasyona gelen hastalara genelde bir dizi testler yapılıyor. Bu testlerden sonra hasta bir etik kuruluna giriyor. Yani etik kurulundan ona
onay almayan bir hastaya asla Türkiye'de böbrek nakli yapılmaz. Bunun gizlisi yoktur. Etik kurulu da Türkiye'de bir sürü merkezden toplanmış olan doktorlardan oluşur. Ve her zaman o komisyon değişiyor ve kimin geleceği de belli değildir. Komisyona da hem aday giriyor, verici, hem alıcı giriyor. Ve ikisine de benzer sorular sorarak ne kadar dürüst olduklarını da anlıyorlar. Bizim ikinci vakamızda böbrek transplantasyonu olmadı. Çünkü yaptığımız testlerde hasta olan böbrekte kanser bulduk. Hem çalışmıyor hem kanseri var. Dolayısıyla böbreğini almak zorunda kaldık. Adam böbrek takmaya geldi ama biz almak zorunda kaldık. Neden bunu anlatıyorum? Bu çok önemli bir şey. Çünkü böbrek kanseri olan birine sağlıklı bir böbrek transplant ettiğiniz zaman, taktığınız zaman o da zarar görüyor. Yeni takılan böbrek. Böbreği alınıyor. 3 yıl beklenir. 3 yıl içinde kanseri tekrarlamaz ise yeni bir böbrek nakli yapılır. Görünüyor ki Obradoviç'in emanetlerine sahip çıkmışsınız ve tedavi de etmişsiniz. Buradan Obradoviç'e bir mesajınız var mı? Obradoviç'e bu yıl Partizan'da Euroleague şampiyonu olmasını dilerim. Ondan sonra Fenerbahçe'ye dönmesini istiyorum. Buradan selamlar. Hocam yine bilgilendik. Teşekkür ederiz bu video için de. Ben teşekkür ederim.